7 ve 13 Kasım haftasına hoş geldiniz. Kova ve yükselen burcu kova olan dostlar. Evet, çok önemli bir hafta. Özellikle sizin için daha da önemli olabilir. Bu yılın son tutulmasını yaşayacağımız bir hafta. Sabit grup burçlarda olacağı için tabii ki sizi çok yakından ilgilendiriyor olabilir. Bilhassa 16 ve 20 derecelere yakın o aralıkta dereceniz, yükseleniniz, güneşiniz veya özel bir yerleşiminiz varsa bilhassa da ekstra etki alabilirsiniz. Detaylı bu tutulma etkileri kanalımda var. 8 Kasım ay tutulması diye oradan izleyebilirsiniz. Evet, bu hafta pazartesi gününden itibaren tutulma evresine giriyoruz. Ay boğaya geçecek. Çarşamba gününe kadar sizin ailevi alanınız, yerleşim yeriniz, kökleriniz, ailenizi ilgilendiren konular, belki eviniz, emlakla ilgili konular gibi durumlar gündeminiz olacak. Tabii Salı günü burada tam olarak gerçekleşecek bu tutulma ve sürpriz bazı durumları hayatımıza getirebilir. Aniden hiç beklemediğimiz gelişmeler yaşatabilir. Ani gelen konular da bizi biraz paniğe düşürebilir açıkçası. Biraz o tutulmanın ekstra kaosunu yaşayabiliriz. Gergin çünkü bir tutulma olacak. Bir de tabii ki Uranüs var işin içinde. Dolayısıyla siz kovaları oldukça hızlı kararlar alma durumunda bırakabilir. Fakat özellikle pazartesi ve salı lütfen tutulma dönemlerinde gelişen konularda çok ani kararlar almak, böyle dürtüsel davranmak çok olumlu olmayabilir. Çünkü Uranüs'te gelen kadersel gelişmeler ya da koşullarımızı aniden değiştirebilir. Olumsuz gibi gelse de mesela birkaç gün sonrasında hiç beklemediğimiz şekilde olaylar tersine dönebilir. Yani tutulmaların böyle bir etkisi de vardır. Tabii burada bir Uranüs'lü tutulma olacağı için. O yüzden ani kararlar almamakta, çünkü daha sonra pişman olacağımız neticeler olabilir bunlar. Bunu tavsiye ediyorum. Bu arada tutulmanın etkileri hafta boyunca sürecek. Tabii ki yıl sonuna kadar da dönemsel olarak da hayatımızda yer tutacak. Burada aniden gelişen konular hayatımızda artık böyle kalıcı olarak yavaş yavaş yerleşecek. Çarşamba ve Cuma arası. Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Sizin biraz daha o sosyalleştiğiniz alan, biraz daha hayattan keyif ve zevk aldığınız sanat ve yaratıcılıkla da alakalı alana geçiyor. Aynı zamanda flörtler, aşk hayatı, özellikle yükselen burcu kovalar için bu iki gün çok önemli olabilir. Fakat burada bir Mars var, retro. Özellikle ilişkilerde bir takım zıtlaşmalar getirebilir ki Cuma günü biraz zor. Uranüs'ten de etki alan bir alan olduğu için. Mesleki konular olabilir. Yaşamınızda mesela veya işinizle ilgili konular olabilir. Ani gelişmeler olabilir. Ani kararlar alabilirsiniz. Ev değiştirme, iş değiştirme, aniden şehir değişikliği gibi durumlar da olma olasılığı var. Eğer doğum haritanız etki alıyorsa. Çarşamba ve Cuma arası ise ay artık İkizler Burcu'na geçiyor. Biraz daha rahat bir enerji aktif olacak. Sosyalleştiğimiz, keyif aldığımız konular, biraz daha akışta yaşamayı sevdiğimiz alan burası. Tabii ki aynı zamanda aşk ve flörtler evi. Bu iki günde burası biraz zorlanabilir. Aşk, flörtler burada önemli olabilir. Eğer doğum haritanız farklı şekilde etki almıyorsa aslında bu retro, bu seyahat kova burçlarına iyi gelecektir. Hava grubunda olduğu için eski aşklar, eski yatırımlar veya çocuklarınızın eski alışkanlıkları gibi bu alanda oldukça mesela eskiden yaptığınız bir hobiye geri dönmek, bir sanat dalıyla uğraşmak yoğun ama orada Mars retrosu olacağı için özel bir ikili ilişkilerimizde zorluklar yaratma ihtimali var. Cumartesi, pazartesi geldiğimizde ay artık Yengeç Burcu'na geçecek. Gökyüzü rahatlıyor. Gökyüzü yavaşlıyor. Yengeç Burcu'na geçen ayla beraber özellikle pazar günü gökyüzünde çok güzel açılarımız oluşacak. Akrep Burcu'ndaki stelyumun desteklendiği bir gün. Bilhassa sağlıkta şifa verebilir sevgili kovalar. Sağlık, iş hayatı, iş hayatımızda çıkan işte bazı sıkıntılı durumlar varsa rutinlerimizde mesela veya sağlığımızda işte bunlarla da ilgili güzel sonuçlar, anlaşmalar yaşanabilir. İşle ilgili bağlantılı konular için de yine pazar günü aslında mesela bir sorun var, bir sıkıntılı durum var. Pazar günü bunu çözmeye yoluna gidin mesela bir toplantı ayarlayın, bir görüşme ayarlayın. Çok daha sağlıklı sonuçlar gelecektir.
Bilhassa zaten pazar günden sonra bu enerjiler burada biraz daha büyüyerek daha iyileşme yoluna gideceğini söyleyebilirim. Şans oyunları, piyasalar, borsa gibi konularda çok çok daha ekstra dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.